Hoş geldiniz. Balayı Otelleri bölümünün ikincisiyle karşınızdayım bu cumartesi günü. Bugün her şey dahil olmayan, yani o da kahvaltı düzeniyle çalışan 5 balayı oteli önereceğim sizlere. Buyurun başlayalım efendim. Hatırlayacağınız üzere bir bölüm önce her şey dahil 5 balayı oteli önermeye gayret etmiştim. Şimdi genelde şu sorunun yanıtını arayacağımız bölümü yapıyoruz. Çünkü bu tip çok soru geliyor. Bu tip de çok soru geliyor daha doğrusu. Ben otele tıkılıp kalmak istemiyorum. Yemediğim ve içmediğim şeylerin parasını ödemek istemiyorum. Dolayısıyla aracım da var. Ben böyle gezmek istiyorum, gezerek bir balayı yapmak istiyorum ya da tek bir otelde yapmak istiyorum ama özgür olmak istiyorum. Yani sabah kahvaltısından sonra otelden çıkayım, orayı gezeyim, orada öğle yemeği yiyeyim vesaire tarzı bir balayı tatili planlamak istiyorum diyenler için bir program hazırladık. İşte bu programda da 5 oda kahvaltı otelle karşınızda olacağım. Yine farklı bütçelerde, yine daha ekonomik olandan daha pahalı olana doğru gideceğiz. Biraz böyle farklı çeşitlendirmeye çalışıyorum çünkü. İlk otelim Bozburun'dan, Marmaris'in Bozburun bölgesinden. Böyle Selimiye, Bozburun, Bördübet ve Söğüt bölgeleri benim çok keyif aldığım denizler, çok keyif aldığım bölgeler gerçekten. İşte size oradan Bozburun'dan Kaya Oteli önereceğim bu programda ilk olarak. Kaya Otel küçücük bir oda kahvaltı oteli. O kadar küçük ki hemen böyle odanızdan çıkıyorsunuz. Zaten önünüz deniz. İşte denizin üzerinde bir tane iskele var. Orada kahvaltı ediyorsunuz. Oradan denize giriyorsunuz falan. Yani hikaye bu. Bu kadar. Ve çok keyifli bir yer gerçekten. Az sonra videoda da göreceksiniz resimlerini. Kaya Otel Bozburun'un yine 7-12 Haziran, hep aynı tarihleri veriyorum. 7-12 Haziran'da bir balayı çifti için oda kahvaltı fiyatı 5500 lira. Şimdi her şeyi dahiller biraz daha pahalı oluyor biliyorsunuz bu manada. Hani bu otel özelinde söylüyorum. Diğerleri de çünkü belli fiyatlara sahip. Böyle bir şey seçip oda kahvaltı bir para ödeyip gerekirse öğlen yemeklerini es geçip ya da bir gözleme bir tostla devam edip falan böyle gezerek dolaşarak kah denize girip kah böyle çevrede farklı eğlence veya keyif bölgelerini ziyaret ederek de bir tatil planlamak, bir balayı planlamak mümkün elbette. İşte Kaya Otel bunun için. Buyurun bakalım efendim. Kaya Otel Bozburun, Marmaris. Şimdi Kaş'a gideceğiz. Kaş çok romantik diye tanımlanabilecek bir yer. Birçok açıdan bakıldığında da işte o ünlü Santorini gibi, Mikonos gibi Yunan adalarının yamaçlarındaki manzaraları anlatır bize Kaş. İşte tam öyle de bir otel. Üstelik de artı 14, yani 14 yaşın altında misafir kabul etmiyor. Tam bir balayı, tam bir çift oteli burası. Suna Sun Hotel adı. Bu oteli 2021'de de önermiştim. Çok güzel, çok nefis bir oteldir. Böyle taraça sistemiyle çok keyifli manzaralara sahip bir otel. Çok ucuz değil. Yani bundan sonraki oteller özel oteller. Çok ucuz oteller değil. O yüzden bu otelin fiyatı 15.900 lira civarında. Oda kahvaltı. Dolayısıyla hani bu otelde tıpkı ilk otelde söylediğim gibi, yani Kaya Otel'de söylediğim gibi, gezmekle ilgili keyifler alıyorsanız, mesela bir gün gidip Kalkan'da, Patara'da denize girerim. Öbür gün gidip Kaputaş'ta denize girerim. Bir gün giderim işte Büyük Çakıl Plajı, diğer gün Küçük Çakıl Plajı falan, böyle Kaş'ta başka keyifler yaparım diyorsanız, hem de çok güzel bir otelde balayı yaparım diyorsanız, Suna Sun Hotel Kaş çok iyi bir alternatif. 7-12 Haziran, fiyat 15.900 lira. Kaş'tayız efendim. Suna Sun Hotel.
Şimdi Kaş'ın bir mahallesine gideceğiz. Kalkan'a öyle geçiyor. Kaş'ın bir mahallesidir Kalkan. Kalkan Türkiye'de Balıkesir, Ören, Fethiye, Rüdeniz ve Side Kumköy ile beraber kum kalitesi en enteresan plajlara sahip olan yerdir. Özellikle Patara plajı ünlü, dünyaca ünlüdür. İşte Kalkan'dan bir otel önereceğim size. İsmi Likya Pavilion Otel. Şimdi bu otelde oda kahvaltı ve fiyatı 19.500 lira seviyesinde, oldukça pahalı bir fiyatı var. Çok özel bir otel balayı çiftleri için. Ama böyle çok romantik, çok baş başa, çok keyifli ve gerçekten unutulmaz manzaralarla balayı yapabileceğiniz bir otel. Gelin Kalkan'a gidelim. Likya Pavilion Otel'e bir bakalım efendim. Kalkan'dayız, Kaş'tayız, Likya Pavilion Otel. Şimdi sizi Göce'ye götüreceğim. Göce normalde de çok pahalı bir yerdir ama yapacak bir şey yok. Balayı çiftleri için de aslında çok uygun, çok özel koylara sahip bir yer. İşte onlardan bir tanesine gideceğiz. D Resort'a gideceğiz. D Resort Otel enfes bir otel gerçekten. Göcek'te bir cennetten çıkma doğa harikası. O yüzden D Resort Otel'de bu balayı, oda kahvaltı balayı listesine aldım. Fiyatı 20.200 lira seviyesinde şu anda erken rezervasyonla beraber oda kahvaltı. Evet pahalı ama işte balayına bir kere gideceksiniz. Olabilir mi? Bütçe ayrılabilir mi? Vesaire. Bir düşünmekte fayda var. Şimdi D Resort'a bir bakalım. Görünce zaten kendiniz de ne demek istediğimi anlayacaksınız efendim. Göcek'teyiz. D Resort Otel. Bence yani Türkiye'de balayı için gidilebilecek en güzel bölgelerden bir tanesine götürmek istiyorum sizi. Fethiye'nin Faralya Koyu'na. Faralya Koyu'ndan geçmişte de birkaç tane otel önermiştim. Önermişliğim vardır. Çünkü gerçekten hakikaten tam bir fotoğraflık bir yer orası. Çok özel bir koydan bahsediyoruz. İşte şimdi önereceğim otelin adı da Lisya Otel. Dikkat!
Bilisya'da kaçta var? Bu o değil. O tek S ile yazılıyor. Bu çift S ile yazılıyor. Biraz isimleri benzer. Ama Lycia Hotel Faralya yazarsanız bu çıkacaktır karşınıza zaten. Az sonra da görüntülerini vereceğim. Bu otelin fiyatı 21.200 lira. 7-12 Haziran 5 gece oda kahvaltı düzeniyle çalışıyor Faralya'da. İnanılmaz manzaralar sunabiliyor gerçekten. Buyurun birlikte bakalım. Lycia Hotel Faralya Fethiye. Balayı için her şey dahil kategorisinin dışında yani sadece oda kahvaltı servis eden 5 otel seçmeye çalıştım. Elbette bunlarla sınırlı değil. Mesela burada Kaz Dağları'ndan hiç otel yok. Marmaris'ten otel koymadım. Bozburun'dan var ama Marmaris'in içinden yok. Efendim Antalya'dan, direkt Antalya'dan, Antalya tarafından koymadım. Çünkü orada daha çok her şey dahil oteller var ama Datça'dan mesela otel yok burada yine. Dolayısıyla Karadeniz sahilinden yine otel yok. Dolayısıyla Türkiye'de balayı yapılabilecek çok fazla seçenek var. Ama ben oda kahvaltı seçimlerimde bu 5 tanesini gündeme getirmek istedim. Sizler balayı tarihinizi, yani gireceğiniz ve çıkacağınız günleri otele, bütçenizi ve bölge tercihinizi yorumlara yazarsanız elimden geldiğince sizler için de bir özel çalışma yapmaya gayret ederim. Yok ben çok daha detaylı bir çalışma istiyorum. Bu konuda hakikaten birebir danışmanlık almak istiyorum derseniz o zaman sizi web siteme davet edeceğim. Adım soyadım .com, cenkçığır.com. O web sitesinde bir takım danışmanlık hizmetlerim var bu konuyla ilgili olarak. Böyle birebir, çok detaylı soru cevap, onu da yapabiliriz. O da bir ihtimal. Bir sonraki bölümde erken rezervasyona devam edeceğiz. Bir yorumda bir kıymetli izleyenim demiş ki erken rezervasyon mu kaldı Cenk Bey işte 3 ay önceki fiyatlar, 2 ay önceki fiyatlar şimdi çok arttı vesaire. Evet arttı ve artmaya devam ediyor. O yüzden erken rezervasyon süreci de devam ediyor. Daha hala erken rezervasyonda şanslar var, fırsatlar var. Bundan sonra 4 tane erken rezervasyon bölümü yapacağım. Üst üste hem de. O yüzden hani bir sonraki bölümde erken rezervasyon bölümü olacak. O bölüme kadar lütfen abone olmayı unutmayın, olur mu? O önemli. Bir de şu bildirim zilini açarsanız hani ne zaman ne yayınlıyorum haberiniz olur. Bazen çünkü böyle fırsat çıkmaya gayret ediyorum sizler için. Dediğim gibi az önce yorum yaparsanız o yorumlara da elimden geldiğince hızla cevap vermeye gayret ediyorum. İki bölüm üst üste balayı konuştuk. Daha da konuşuruz. Problem yok. Ama şimdi bir sonraki bölümde itibaren 4 bölüm üst üste erken rezervasyona döneceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın.